Bercan tutar. Türk-Rus ittifakı Atlantik'i titretiyor. Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması ve bağımsız bir politika izleme kararlılığı her bakımdan Atlantik için kıyamet çanlarının çalması anlamına geliyor. Dünyanın en hegemonik coğrafyalarında yer alan bu iki bölgesel devin neredeyse 3,5 asra yaklaşan rekabeti geride bırakarak ittifak kurması doğal olarak Atlantik'in uykularını kaçırıyor. Sık sık vurgulandığı üzere Türkiye ve Rusya şimdiye kadar daha çok İngiltere, Almanya ve Amerika gibi güçler adına birbiriyle savaştı. Fakat bu emperyalist tezgah bozuluyor. 2011'den bu yana Amerika kumpaslı birçok krizden başarıyla çıkan iki ülke artık yılların müttefiki gibi hareket ediyor. Dolayısıyla Atlantik ağzıyla konuşan kalemlerin Rusya kısa sürede Türkiye'yi yalnız bırakacak teraneleri de boşa çıktı. Öyle görülüyor ki Türk-Rus ittifakının Atlantik'te yol açtığı travma daha da derinleşecek. Nitekim İspanya'nın en etkili gazetelerinden El Pais'te dün yayımlanan Avrupa, Türk devinin önünde titriyor başlıklı yazı bunun en somut kanıtlarından biri. Yazıda ilk dikkat çeken unsur Rus ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki çıkar ittifakının Batı için en ölümcül risk olduğuna dair yapılan vurguydu. Gerçekten de NATO'nun ikinci güçlü ordusuna sahip Türkiye'nin S-400 füzelerinden sonra Rusya ile nükleer santral anlaşması imzalaması Batı'yı adeta şoke etmiş durumda. Burada Batı'nın perdelediği asıl gerçek Beştepe ve Kremlin'in grand stratejilerindeki uyumdur. Sayın Erdoğan ve Putin'in en büyük ortak paydası öncelikle Amerika'nın monopolistik küresel hegemonyasına karşı çıkmalarıdır. Yani Batı merkezli emperyal bir sistem yerine çok kutuplu, çoğul kültürlü, daha insani ve daha ahlaklı bir dünya düzeni savunmalarıdır. İki lider Derin en büyük ikinci paydası ise Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'da kaosa yol açan işgal politikaları yerine barış ve istikrarın egemen olmasıdır. Bu şuurla hareket eden iki ülke batının saldırılarına karşı yeni bir eksen oluşturmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Ülkemiz 15 Temmuz direnişiyle Amerika'nın vesayet projesi olan FETÖ darbesini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru tezgahını, İran'la işbirliği yaparak Erbil'in İsrail güdümlü bağımsızlık referandumu hamlesini ve son olarak Rusya açılımıyla da Atlantik'in Türkiye'yi kuşatma stratejisini çökertti. Bu yüzden Rusya ile ittifak 2. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'daki en büyük jeopolitik deprem olarak niteleniyor. Türkiye ve Rusya İran'ı da yanlarına alarak Suriye'de dengeleri değiştirdi. Dolayısıyla Amerika ilk kez bölgesel toplantıların ağırlık merkezi olma vasfını yitirdi. Amerika kabuğuna çekilirken Rusya, Orta Asya'dan Akdeniz'e ve Baltık'tan Balkanlara, Türkiye ise Saraybosna'dan Bağdat'a ve Mogadishu'dan Doha'ya uzanan alanlarda etkisini artırıyor. Bütün bu real politik veriler Amerika'nın artık Türkiye ve Rusya'nın hamlelerine yanıt verecek güçte olmadığının da simgesi. Amerika Başkanı Donald Trump hemen ben Suriye'den çekilelim diye boşuna mızmızlanmıyor. Çünkü eğer zamanında çıkmazsa yaka paça bölgeden kovulacağının farkında. Bercan Tutar, Sabah